Teknesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran, Türk siyasetine damga vurmuş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'ndan sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, Kayseri'nin en güzel ilçelerinden, en tarihi ilçelerinden biri Pınarbaşı'ndayız ve yanımızda Haydar abimiz var. Pınarbaşı hakkında bizlere bilgi verecek. Haydar abi, Pınarbaşı nüfusu, Kayseri'ye uzaklığı, geçim kaynakları ve geldiğimizde nerelere gitmeliyiz? Pınarbaşı'nın nüfusu öncelikle 23.500. Kayseri'ye yakınlığı 90 kilometredir. Vatandaşımızın geçimi malcılık ve tarımla uğraşmaktadır. Hayvancılık ve tarımla. Balığımız da çok meşhurdur. Pınarbaşı'nın balığı dünyaca meşhurdur ve Pınarbaşı dünyaya alabalık ithalatı yapıyor, doğru evet, mu? Evet, doğrudur. Yavru balık ithalatı Türkiye'nin en büyük balık üretim tesisi Pınarbaşı'nda bulunmaktadır. İhracat yapıyoruz. Evet, ihracat yapıyoruz. Gezilmesi gereken yerler şelalemiz, göz mesire alanımız, Türklük anıtımız. Buna benzer tarihi binalarımız var Pınarbaşı'nda. Tarih olarak da oldukça eskiye dayanıyor değil mi? Kayseri'den önce kurulmuştur. 1863'te. Kayseri daha sonra kurulmuştur. İlk ismi Aziziye'dir. Aziziye. Evet. Pınarbaşı Türk siyasetine de Alparslan Türkeş gibi bir isim yetiştirmiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı da herhalde Pınarbaşı. Evet, önder liderimiz bu Alparslan Türkeş'in aynı zamanda köyü ve memleketidir burası. Birçok şeyle meşhurdur Pınarbaşı. İşte size dediğim gibi balığıyla, suyuyla, havasıyla, tertemiz havasıyla. Evet, evet. Öyleyse Haydar abi, şöyle Pınarbaşı'nı gezmeye başlayalım. Gelip görülecek bir yerdir ve birlikte gezeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Efendim, şu anda Pınarbaşı'nda bulunan Türklük Anıtı'ndayız ve basamakları çıktıkça yüzyıllar boyunca bizlerin topraklarına ve tabii ki dünyanın birçok noktasına hükmeden Türk padişahlarının, Türk hükümdarlarının heykellerini görüyoruz. Her birinin adı ve doğum tarihleri, ölüm tarihleriyle birlikte hükümdarların isimlerinin yer aldığı heykelleri var ve en üstte de bilge lider Başbuğ Alparslan Türkeş'in yazısının bulunduğu ve kendinin heykelinin bulunduğu bir anıt var. Hemen üstünde de ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin olduğunu görüyoruz. Anıtta iki tane Türk genci, birinin elinde meşale, birinin elinde ise şanlı bayrağımız bulunuyor ve Alparslan Türkeş'in hemen arkasında buraya gelen ve Pınarbaşı'nda yaşayan vatandaşları selamlıyorlar. Pınarbaşı'nın simge noktalarından bir tanesindeyiz ve yanımızda Haydar Bey var. Merhabalar, hoş geldiniz. Kayseri'nin incisi olan Pınarbaşı'ndayız. Burası Türklük Anıtı. Bilgi lider Başbuğ Alparslan Türkeş'in memleketi olup belediye başkanımız, eski belediye başkanımız Mustafa Ergün tarafından yapılmış olup tamirat, bakım ve onarımlarını Menduh Uzunluoğlu başkanımız tarafından yapılmıştır. Burada 16 büyük Türk devletinin hükümdarları var, öyle değil mi? Görüyoruz işte Osman Bey, Babür Şah, Timur, Batuhan, Muhammed Harzem Şah, Selçuk Bey, Alp Tekin ve bu şekilde tüm hükümdarlarımız buraya sıralanmış. Peki vatandaşların ilgisi nasıl Türklük Anıtı'na? Çok güzel. Burası Türkiye'de tek olup Türklük Anıtı olarak tektir. Ve başka bir örneği yoktur Türkiye'de. Bütün Osmanlı padişahlarımız sırasıyla gelip en son 1922'de son bulan Osman Bey'den sonra hiçbir padişahımız olmayan bir yerdir burası. Tüm padişahlarımızı, evet, tüm hükümdarlarımızı burada bulabiliyoruz. Tarihimiz açısından da aslında bir önem teşkil ediyor. Türkiye'de herhangi bir eşi benzeri yok. Bayrak direkleri de var herhalde. Zaman zaman bu hükümdarlıkların, 16 büyük Türk hükümdarlığının bayrakları da buraya asılıyor. Ve tabii ki en önde de yine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. İki tane Türk genci var. Bu heykellerin bir anlamı var mı ve duvardaki şeyler? Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminden beri, ondan evet, ilk Osmanlı tarihinden beri padişahlarımızdan heykeller olup Kemal Atatürk'ün yaptığı savaşları gösteren, Osmanlı tarihini gösteren
heykellerimiz vardır. Şöyle kameraman arkadaşımdan hemen göstermesi için rica ediyorum. Duvarlara baktığımız zaman burada birçok Türk hükümdarını ve Osmanlı döneminde padişahlık yapmış büyük komutanları görmemiz mümkün. Türklerin ilk tarihten bu yana ortaya çıktığı tarihsel gelişimi ve savaşlar da aslında kronolojik olarak sıralanmış diyebiliriz. İşte görüyorsunuz daha ilkel dönemleri Orta Asya'da yaşadığımız, henüz Anadolu topraklarına gelmediğimiz ve Orta Asya'da hüküm sürdüğümüz günler. Hemen akabinde ise işte görüyorsunuz Anadolu'ya girişimiz ve tabii ki Osmanlı padişahlarının elde ettiği büyük zaferleri. Herhalde şu da İstanbul'un fethi olsa gerek. Çünkü karadan yürütülen gemiler ve o orduların başında da bir komutan var. Başbu Alparslan Türkeş heykelinin hemen öte tarafına geçtiğimde ise burada da Kurtuluş Savaşı'nda can veren Mehmetçikleri görüyoruz. Ülkemizin kuruluşu da işte Pınarbaşı'nın Türklük anıtında bu şekilde resmedilmiş ve tarih sevenler için Pınarbaşı'nda yaşayan, Pınarbaşı'nda gezmeye gelen, dışarıdan gelen vatandaşlarımız için de kapılarını açmış bir şekilde bekliyor. Eğer yolunuz Pınarbaşı'na düşerse çocuklarınıza hükümdarlarımızı ve tarihimizi anlatmanız açısından oldukça büyük bir önem taşıyor Türklük Anıtı. Mutlaka gelmeniz ve görmeniz gerekiyor. Türklük Anıtı'nda gezintimiz devam ediyor ve hemen heykellerin alt tarafına doğru indiğimizde yol boyunca sıralanmış duvarda 16 büyük Türk devletinin bayraklarının olduğunu görüyoruz. Pınarbaşı'nın girişinde buraya giren vatandaşları ve Pınarbaşı halkını selamlıyor bayraklarımız. Ortada tabii ki ve en büyük tabii ki yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitlerimizin al kanlarıyla suladığı bayrağımızı görüyoruz. Ve hemen yanlarında da 16 büyük Türk devletinin bayrakları var. Selçuklu'dan Osmanlı'ya tüm devletlerimizin bayrakları burada akşam ışıklandırılıyor. Daha güzel bir görüntüye kavuşuyor. Türk devletlerinin bayrakları Pınarbaşı'ndaki duvarda yaşatılıyor ve buraya gelen vatandaşlarımızın da gözlerinin önüne seriliyor. Eğer yolunuz düşerse veya bu istikametten geçerseniz mutlaka ama mutlaka büyük devletlerimizin bayraklarını görmeyi ihmal etmeyin diyorum. Efendim şu anda Pınarbaşı'nın mesire alanındayız. Pınarbaşı'nın su ihtiyacını karşılayan gözdeyiz. Sağ tarafımızda bir havuz var. Yukarıdan akan doğal kaynak suyu bu havuzla buluşuyor. İnanın oldukça berrak bir su. İçindeki yosunları, taşları ve tabii ki börtüyü, böceği rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yaşayan canlıları görebiliyoruz. Suyun dibi oldukça temiz, oldukça berrak. İçilebilir bir su olduğunu söyledi Haydar abi. Şimdi göz hakkındaki bilgiyi kendisinden alacağız. Burası Pınarbaşı'nın su ihtiyacını karşılayan göz mesire alanıdır. Vatandaşlarımızın gelip burada aileleriyle beraber piknik yapmakta olup Pınarbaşı'nın haricinde dışarıdan gelenlerimiz de çoktur. Günlük hemen hemen 1500-2000 aracın gelip burada ailesiyle beraber piknik yaptığı yerdir. Suyumuz pH değeri olarak çok yüksek bir sudur. Çok güzel bir sudur. Ölçülmüştür. Ve bütün Pınarbaşı'nın su ihtiyacını görüp artı hidroelektrik enerji santralimiz vardır aşağıda. Orada da kullanılmaktadır ve suyumuzun devamı aşağıya doğru baraja gitmektedir. Şimdi burada bir havuz var. Burada birikiyor su değil mi abi? Şöyle aşağı doğru inelim. Su burada birikiyor. Kaynağı biraz daha yukarıda geliyor. Buradan da çıkıyor suyumuz. Dikkat ederseniz kayalar yer yer kaynıyor kayaların altında. Ve bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Oradan kaynaktan aşağı doğru akıyor. Santraline gidiyor. Santraline oradan da baraja doğru artan suyumuz baraja doğru gitmektedir. Burası bir mesire alanı aslında. Ağaçların olduğu, yeşillik alanı olduğu bir mesire alanı. Pınarbaşı'ndaki vatandaşlar buraya geliyorlar mı veya dışarıdan gelen oluyor mu? Evet, Pınarbaşı vatandaşımız hafta sonları özellikle ve dışarıdan günlük dediğim gibi 1500-2000 araca yakın araç gelmektedir buraya. Yani bu şekilde vatandaşlarımız açık bir mesire alanıdır. Yazlık kışla açıktır ve ücretsizdir. Ücretsiz tamamen, yaz kış. Aynen, yaz kış devamlı açıktır. Evet dedik ki ya bu su buradan akıyor ama boşa mı akıyor? Pınarbaşı'nın suyu ziyan mı oluyor? Nereye gidiyor? Dediler ki Haydar Beyler de fazla su burada elektriğe dönüşüyor ve Pınarbaşı kendi elektriğini kendisi üretiyor. Hemen gözün girişinde yani o mesire alanı tesis dediğimiz yerin girişinde kurulmuş bir tesis var. İçeride bir jeneratörümüz var. Biraz sonra arkadaşımız bahsedecek bize nasıl elektrik üretildiğinden. Fazla su yani kullanılmayan, İşe yaramayan, depolardan arta kalan su. Öyle söyleyeyim, işe yaramayan su yoktur. Aşağı doğru iniyor ve bu tesiste buluşuyor.
Buluşan su da içerideki makinenin dönmesini sağlıyor ve oluşan enerjiyle de Pınarbaşı kendi elektriğini üretiyor. Aslında Kayseri'ye ve Türkiye'nin diğer illerine de örnek olacak bir proje. Emeği geçenlere kesinlikle teşekkür etmek gerekiyor. Şimdi elektrik nasıl üretiliyormuş arkadaşımız anlasın. Öncelikle hoş geldiniz. Makinemiz 1922 yılında kurulmuş, yapılmış olup 1955 yılında buraya gelmiştir. Pınarbaşı Belediyesi olarak suyun fazla ziyan olmaması için böyle bir sistem yaparak suyun akış gücüyle makinemize girip geri çıkmasını sağladık. Bu şekilde Pınarbaşı Belediyesi'ne hem bir ek gelir oldu hem de mahallemizin elektrik ihtiyacı karşılanmış oldu. Peki bu tesiste kaç mahallenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor? 5. 5 mahalle buradan üretilen elektriği kendisi kullanıyor değil mi? Evet. Ucuza mı veriyorsunuz? Var mı öyle bir durum? Yani piyasadan bizim fiyat piyasa, EPDK fiyatı. Evet. Peki burada üretilen elektrik mahallelere dağıtılıyor. Geliri de Pınarbaşı Belediyesi'nin vatandaşa hizmetinde mi kullanılıyor? Aynen o şekilde kullanılıyor. Hem gelir elde ettik hem de vatandaşa hizmet olarak. Buradaki suyu boşa akmasın dendi. 1922 yılında yapılıp 1955 yılında Pınarbaşı'na geliyor makina. 1955'ten beri mi kendi elektriği? 1955'ten beri faaliyetteyiz. Aslına bakarsanız dediğim gibi örnek alınması gereken bir proje. Pınarbaşı'ndaki göz gibi ülkemizin ve şehrimizin birçok noktasında sular akmaya devam ediyor. Evet, tarımda, sulamada, elimizi yıkamada, hayatsal fonksiyonlarımızı devam ettirmede suyumuzu kullanabiliriz. Ama işte görüyorsunuz, tam da dünyada enerji krizleri patlak vermişken, elektrik faturaları cebimizi yakmaya devam ediyorken ve hiç kuşkusuz ki Avrupa'dan aldığımız doğal gazı hala elektriğe çevirmeye devam ediyorken örnek alınacak bir proje. İnşallah emsallerini farklı şehirlerimizde ve Kayseri'mizin de farklı bölgelerinde görebiliriz diyorum. Efendim şu anda Pınarbaşı'nda tarihi hamamın önündeyiz ve vatandaşlar tarihi hamama gelip hala yıkanmaya devam ediyorlar. Aktif bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor. Günün belli zamanlarında, haftanın belli zamanlarında sadece hanımefendiler için ayrılmış. Bugün de öylesine günlerden biri. O yüzden hamamın önündeyiz. Belli günlerde de erkekler gelip hamamda yıkanıyorlar. Zaman zaman da Pınarbaşı'ndaki yaşayan gariban vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet veriliyor bu hamamda. Tarihi eski bir hamam değil mi? Evet, tarihi eski bir hamam. Hamamımızın yapılış tarihi bilinmemektedir. Pınarbaşı'nın yerleşimini düşünürsek 1860'lı yıllardan sonra yapıldığı bilinmektedir. Hamamımız güney-kuzey yönünde yapılmış olup içerisinde sıcaklık saunası, sıcak su deposu, artı güneydeki kubbesinde 7 ışıklandırma, kuzeydeki kubbesinde 10 tane ışıklandırma bulunmaktadır. Salı, cumartesi günleri bayanlara ait olup geri kalan günlerde erkeklerindir. Baktığımızda taş bir yapı olduğunu görüyoruz. Restorasyonu tamamlanmış ve orijinali. Eski kesme taş, taşlardan yapılmış olup molozlar da kullanılmıştır. Günkü gibi de burada duvarda da doğal yapısı korunmuş. Restorasyonu tamam. Aktif olarak kullanılıyor. Hizmet vermeye devam ediyor bu yapı. Ama baktığımız noktada da ilk günkü güzelliğini, ilk günkü doğallığını da korumaya özen göstermişler. Normal dışarıdan vatandaşları da kabul ediyor musunuz? Tabii. Bütün vatandaşlarımız, garibanlara, fukaralara ücretsiz olmak şartıyla herkes gelebilir. Cumartesi, salı cumartesi bayanlara, geri kalan günlere erkeklere. Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle gönlümüzde taht kuran Kayseri'nin incisi Pınarbaşı'ndan seslendi. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.